Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Benim adım Serdar Evliksiz. Bu videomda Visual Studio 2017 ile setup projesi oluşturmayı göstereceğim. Bunun için öncelikle tarayıcımızdan Windows Installer for Visual Studio 2017 diye aratıyoruz ve şu linkten, ilk çıkan linkten şu download butonuna basarak bu projeyi indiriyoruz. Yaklaşık olarak boyutu 5 MB olması lazım. Ben indirip kurmuştum. İndirmeme gerek yok bir daha. İsterseniz örnek bir proje oluşturalım. File, New, Proje diyoruz. Buradan bir Windows Form Application oluşturalım. Setup deneme olsun bu da. OK diyelim. Form ekranımız geldi. Burada isterseniz bir hesaplama işlemi yapalım. İki adet text box ve bir adet buton yeterli. Şunların name'ini değiştirelim. TXT sayı 1, TXT sayı 2. Butona değiştirelim. Buton hesapla. Okey. Şimdi butona çift tıklayarak içine giriyoruz. Öncelikle iki tane sayı değişkeni tanımlayalım. Sayı 1 ve sayı 2 olmak üzere. Hatta bir direkt değer verelim. Sayı 1 eşittir 5. Sayı 2 eşittir 6 olsun. Ya da 12'ye 29 olsun. Tamam. Mesaj box. Sayı 1 artı sayı 2 diyelim. Bunları nokta toolstring yapmamız lazım. Nokta toolstring. O zaman buradaki text box'lara gerek kalmadı. Onları da kullanalım bir saniye. Sayı 1 eşittir convert nokta toolstring 32. TXT sayı 1 nokta text sayı 2 eşittir convert nokta toint 32 TXT sayı 2 nokta text diyoruz. Şunları da bir silelim. Projemizi bir çalıştıralım arkadaşlar. Evet, toplama işlemi yaptı. Şimdi Solution Explorer'da sağ tıklayarak Add New Project diyoruz. Burada eğer siz onu kurarsanız şu Other Project Types kısmına Visual Studio Installer gelecektir. Buradan Setup Project seçiyoruz. Deneme Setup olsun ismi. OK diyoruz. Ve karşımıza bu ekran geliyor. Şimdi Application Folder kısmına eğer projemizde bir veri tabanı veya birden fazla resim kullandıysak bunları Application Folder'ı seçiyoruz. Buraya sağ tıklıyoruz. Add File diyerek onları buraya eklememiz gerekiyor arkadaşlar. Setup deneme. Şimdi bende bunlar var. Herhangi bir veri tabanı yok. Basit bir program yaptık çünkü. Ona seçtik. Bu şekilde buraya geldi. Şimdi Users Desktop kısmında sağ tıklıyoruz. Create New Shortcut diyoruz. Buradan Application Folder klasörünün içine biz exe'mizi atmıştık. Bunu seçiyoruz. OK diyoruz. Buraya istediğimiz isim verebiliriz artık. Buna ben
C# kodlama diyeceğim. Bu şekilde. Solution Explorer'da bir de biz setup kurduğumuz zaman şöyle bir şey oluşuyor burada. Buna sağ tıklayıp özelliklere gelirsek arkadaşlar, burada çeşitli özellik görebiliriz. Yazarın ismi. Biz bunu C# kodlama diyelim. Description verebilirsiniz. Install all users, buna true diyelim. Keyword verebilirsiniz. Localization verebilirsiniz. Biz buradan Türkiye'yi seçelim. Turkish. Buna tamam diyoruz. Manufacturer, yapan şirketin ismi. Biz buna da C# kodlama diyelim. Varsa URL'inizi, web sitenizin adresini veriyorsunuz. Product name'i verebiliyorsunuz. Bu şekilde title'ını biz değiştirelim. Onu da C# kodlama yapalım. Tamamdır. Ayarlarımızı yaptıktan sonra Solution Explorer'dan önce projemizi reboot ediyoruz. Tamam. Sonra setup projesini build ediyoruz. Evet. Build başarılı şekilde oluşturuldu. Sonra sağ tıklayıp Open Folder. Şu bizim setup projemiz. Buna sağ tık, bunun içine giriyoruz. Debug. Şu kullanmasını istediğimiz kişilere atacağımız dosya. Buna çift tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi setup projesi oluşturuldu. Normal programı kurar gibi geldi. İleri diyoruz. İleri. İleri. Evet. Kapat. Evet, projemiz buraya geldi. Çift tıklıyoruz. Burada bir hesaplama işlemi yapmıştık. Onu yine yapalım. Hesapla diyelim. 41. Hesapla diyelim. 15. Gördüğünüz üzere programı çalışıyor. Arkadaşlar bu videomun sonuna geldim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.